Diyor ki, veriyor zaman, bir veçi sebebi şudur ki, sihir ve manyetizma ve ispirisma gibi istidracı harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli deccali yok edecek, mesleğini değiştirecek ancak harika ve mucizatlı umumun makbulü, yani bütün dünyanın makbulü mucizeleri olan bir zat olabilir ki o zat da en ziyade alakadar ve ekser insanların çoğunun peygamberi olan, çünkü bizim de peygamberimiz, Hristiyanların da peygamberi, yani Hristiyanlık dünyanın en büyük dini. Müslümanlık da en büyük ikinci din. Dolayısıyla bütün ekser insanların peygamberi oluyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Ekser insanların peygamberi olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dır diyor. Yani deccaliyetin o hipnozunu, büyüyü bozan. Mesela Mehdi'nin öyle bir metafizik gücü yoktur. Yani hipnozu bozacak bir gücü yoktur. Ama İsa Mesih'in Allah'ın hikmeti oluyor. Yani bedeni varlığında öyle bir elektrik var. Çünkü neden? Neden? Üstünde ne var Hazreti İsa Aleyhisselam'ın? Ruhul Kudüs var. Evet. Yani ondan hiç ayrılmıyor Ruhul Kudüs. Kesintisiz bağlantılıdır. Yani Ruhul Kudüs. O yüzden geçtiği yerlere, dünyada falan insanlara çözülme oluyor. İsa Mesih ile karşılaşanda o Ruhul Kudüs etkisi oluyor ve gevşiyor. Yani o büyü ve hipnoz üstünden gidiyor. Mehdi devrinde çok güçlüdür bu Deccal'in hipnozu. Ama Mehdi manevi gücüyle, manevi elektriğiyle bunu deliyor. Bütün dünyada. Yani Allah da ona öyle bir güç vermiş. Yani özel bir gücü vardır. Bir etkileme elektriği vardır. Yani bütün dünyayı etkileyen bir gücü vardır Mehdi'nin. Cenab-ı Allah çünkü oradan tecelli ediyor. Yani Mehdi'yi noktaya istinad ederek tecelli ediyor. Yani mesela insanları hidayete erdiriyor ya, Hadi isminin tecellisi oluyor. Oradan bütün dünyaya Allah'ın Hadi isminin elektriği yayılıyor Mehdi kanalıyla. Mesela Deccal'den de delalete düşüren isminin elektriği yayılıyor dünyaya. İki güç işte çatışıyor, Allah'ın verdiği güçte.